Tatil yapmamış insan balta girmemiş orman gibidir. Renksizdir, ruhsuzdur. Asla önceden kestirilemeyen tehlikelerle doludur. Bütün yıl çalıştınız. Patronunuzdan, iş arkadaşlarınızdan ve beton blokların arasında sıkıştırıldığınız iş yerinizden nefret ettiniz. Tabii bu saydıklarımızın hepsi de sizden nefret etti. Çünkü siz de onlar kadar asık suratlı ve mutsuzsunuz. Ve belki de en çok müziği, dans etmeyi ve gülümseyen yüzleri özlediniz. Aksın aksın. Cenk, kesme. Keseyim. No, kiss me. Kissinler mi? Profesyonel personelimiz tatil sırasında sizlere rehberlik eder. Mesela Haydar abi sizleri korur. Allah'ım ya Rabbim ya. Ali Bey odanızı ayarlar. Cemil Bey odanıza taşır. Ayten Hanım odanızı temizler. Şefimiz Derya yemeklerinizi pişirir. Şener Bey içkinizi hazırlar. Her güzel şeyin bir bedeli var. Ve Krallar Kulübü buna değer. Kendinizi kral ve kraliçe gibi hissedeceksiniz. Nasıl olmuş? Güzel olmuş vallahi. Şahane olmuş. Efsane olmuş. O. Siz olmasaydınız bu kadar güzel bir şey çıkmazdı eminim. Da şimdi paso kendi lansmanını yapmış. Şimdi odaları daha çok göstermesi gerekir. Sanki yemekler de biraz böyle ön planda olabilirmiş. Hani böyle ya, kendini... Ya bir de benim şu kırmızı ağa birazcık böyle. Aslında ben gayriçi tarzı çekecektim ama... Kaan abi Scorsese tarzı seviyor. Oğlum sihirbaz gibisin lan. Cart diye giriyorsun, cırt diye çıkıyorsun. Nasıl beceriyorsun bu işi? Abi bizim işimiz filmcilik. Tek karede girerim, tek karede çıkarım. Güzel olmasına güzel olmuş ama en azından bir butik otelimiz olaydı iyiydi be. Evet. Aynen ya. O zaman müstakbel butik otelimi seçiyoruz arkadaşlar. Cem şu kapıyı. Lan bu sihirbaz gene kaybolmuş. Ben şu kapıya bakayım bir. Haydar abi, ne yaptınız? Filmi mi seyrettiniz? He. Nasıl çıkmışım? En doğal halinle, mal gibi. He. O zaman ben bir kendime bakıp... Oğlum ne yazıyor orada? Üye olmayan giremez yazıyor. Bak üstünde ne yazıyor? Torrente düşer yakında bu. Şener abi. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bana bir espresso versene. Hemen. Hop. Al bakalım. Afiyet olsun. He. Ne kadar kaldı? Az kaldı ha. Önümüzdeki sene kendine yeni bir barman buluyorsun. Çünkü ben tahminen Avustralya kıyılarında olacağım teknemle. İnşallah. Kaan. Patron seni çağırıyor abi. Niye? Ne bileyim abi çağırıyor işte ya. Reklam filmini mi gördü acaba? Herkes görmüştür abi. Nasıl ya? YouTube'a koydum. YouTube açık. Değil mi? Hakkınızı helal edin. Kolay gelsin. Sağ ol. Beni çağırmışsınız. Çağırdım Kaan'cığım. Biliyor musun? Bu çiçekler benim en sadık dostlarım. Sen kaç yıldır burada çalışıyorsun? Dur. Söyleme. Hatırlayacağım. Bak. Sen geldiğinde şu arkanda gördüğün küçücük bir fidandı. Şimdi ne hale geldi? Bir oğlum olsa senin gibi olsun isterdim. Onur duyarım. Artık buradan gitmenin vakti geldi. Nereye? Yani demek istediğim burayı devretmenin vakti geldi Kaan'cığım. Biliyorsun torun da oldu. Onunla da vakit geçirmek lazım tabii. Tabii yani torun. Bu arada az önce devredeceğim falan dediniz. Alıcı var mı? Birkaç kişi var. Konuşup duruyoruz. Peki ne kadar istiyorsunuz? 1 milyon civarında bir şey düşünüyorum.
Biliyorum burası için 1 milyon. Hiçbir şey. Artık kaybedecek vaktim kalmadı. O kadar zaman geçiremem. Verip kurtulacağım. Bana devredin. Efendim? Benim bankada nacizane hayallerini kurduğum bir otel için biriktirdiğim biraz param vardı. Siz de tamam derseniz senet yaparız. Ben onu size böyle zaman geçtikçe öderim. Ben seni boşuna oğlum gibi görmemişim be Kaan. Sen bu işi oldu bil. Ben gidip evrakları hazırlatayım. Ha, Krallar Kulübü ha. Güzel isim. Değil mi? Ben koydum adı. Beşiktaş ulan! Nermin, ay bırak kızım şu elindekine. Bak ne güzeller geçiyor. Ay kız. Sen yine haber olmuşsun baksana. Aman daha çok ararlar. Efendim bu dansı bana lütfeder misiniz? Ben de. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu bir forma vardı. Bir anda vuruldum, aşık oldum ben. Hayatımın anlamı siyah beyazdı. Ölümle düştü be. Bir gören olacak. Kim görecek kızım? Hazır şu kirlileri atarken seni de mi atsam acaba? Ne alakası var kızım ya? Bırak ya, hep kuru laf. Aşkım ne oldu, ne bu tripler? Sen beni sevmiyorsun. Ne? Yok, işte, sevmiyorsun işte. Bak kafa atacağım şimdi ha, ne oldu diyorum sana. Biz ne zaman evleneceğiz? Ya çarşı aşkım. Bak bebeğim. Son 3 gündür 45. kez bunu konuşmuyor muyuz ha? Hatta en son 3 dakika önce konuşmadık mı? Para biriktiriyoruz dedik. Balayına çıkacağız dedik. Değil. Evleneceğiz, mutlu olacağız dedik. Değil mi bebeğim? Dedik bebeğim. Evet. Ama biz bunu derken ben hamile olduğumu bilmiyordum. Bebek geliyor. Hamileyim ben Ali. Ölü balık gibi bakma Ali, bir şey söylesene ya. Evlenmeden mi? Doğru ya lan. Sen neyin kafasındasın oğlum? Oteli alıyorum. Oteli alıyorum. Hangi oteli? Bu oteli. Bu oteli. Hangi parayla? Değil mi? Sazanım ben abi. Vallahi. Bundan sonra siz bana Sazan deyin ya. Sazan. Hayır, bir de enişteme aradım, ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi abi? Siktir git dedi, affedersiniz. Terbiyesiz herif. Kaba konuşmuş. Terbiyesiz yavşak. Ne kadar eksiğim var birader? Çok abi ya. Hayır, insan böyle günlerde de ailesine güvenemeyecekse yani. Ne biçim konuşuyorsun birader ya? Biz senin ailen değil miyiz? Tabii ya Kaan. O şerefsiz kocamdan kurtulduysam senin sayende olmadı mı? Herhalde oğlum. Seviyorsan git konuş demeseydin ben daha hangi gecelere transfer oluyordum şu anda? He. Başımız her sıkıştığında sen vardın yanımızda. İmkansıza ulaşmanın tek yolu onun mümkün olduğuna inanmaktır. Alice Harikalar Diyarı 2010. Git! Ben sana teknenin parasını vereyim. Yok abi, olur mu öyle şey? Biz de düğün için para biriktirmiştik. Sonra da yapsak olur. Sıkıntı yok oğlum. Oğlum ağlatacaksın şimdi beni ya. Kısa film için para biriktirmiştim. Film kısa olduğu için birikim de az oldu haliyle ama işine yararsa senindir abi.
Benim de şerefsiz kocamdan kalan altınlarım var kasada. Kaan, al şu kartı. Şifresi 1-2-3-4. Bayağıdır maaşımı çekmemiştim. Hani şu, bizim girişte yazıyor ya Krallar Kulübü diye. Biz oraya boş boşuna Krallar Kulübü yazmamışız ya. Kralsınız abi. Kralsınız ya. Kuzum, dışarıda mı kaldın sen? Gel bize. Alo. Hamdi Bey. Kaç veriyorsun abi? Olur olur. Tamam. Tamam. Ay ben bunu yerim ayol. Ay Şermin, azdın sen ama. Benim dükkan hala açık şekerim. Ne kadar eksik? 80 bin kadar. Ama kabul ederseniz senet yaparız. Kısa sürede de öderim. Kabul etti mi? Etmedi mi? Hayır yani olmazsa sıçtık. Tamam oğlum Allah'ın işine bak lan. Otele ameli olarak girdim. İnşallah patron olacağım. Vallahi şu anda kesin içlerinden konuşuyor bunlar. Abi konuşsana ya, söylesene. Ay meraktan çatlayacağım vallahi. Ne oldu acaba? Otel bizim mi değilmişim? Patlatayım mı kan? Patlatayım mı? Patlatmayayım mı? Abi manyak mısınız siz? Niye içinizden konuşuyorsunuz ya? Patlatayım mı kan? Patlat be! Oğlum dur lan dur. İyi olmayan kadeh kaldıramaz lan. Sen bellboy değil misin? Bellboy? Evet abi. Bizim valizler kapıda, sen havuzdasın. Böyle havuz problemi mi olur lan? Biz şey abi, kutlama yapıyorduk biz ya. Patronun nerede senin? Kaan abi! Kaan abi! Ha buradaymış. Sen misin lan patron? Zırto. Biziz. Rahmetli babam Yılmaz Güney'i çok severdi. Onun gibi yürür, onun gibi konuşurdu. Benim adımı da İnce Cumali filminden Cumali koymuş. Şaka lan şaka. Eşkıya filminden bir alıntı yaptım. Tanıştırayım. Sağımı Suat, solumu Fuat, arkamı da Fuat kolluyor. Ne demişler? Zaman kötü, kolla götü. Siz nasıl bir ölüm hayal etmiştiniz ya? Da ben düşüneyim yani, öyle mi? Ya içinizden biri de çıkar der ki ben şöyle güzel bir ölüm hayal etmiştim. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Eğitim sisteminin bozukluğundan. Merak etmeyin, ben okula gitmedim.
hayal gücüm zedelenmedi. Onun içinde size ayrı ayrı şık çok güzel ölümler düşüneceğim. Allah razı olsun. Affedersiniz. Biz merak ediyoruz, acaba biz niye bu durumdayız? Eskiden insanlar söz verdiği zaman o senetti. Ama zaman değişti. Kapitalizm, emperyalizm, bürokrasi bizi bu kağıtlara mecbur etti. Bu kağıt nedir biliyor musunuz? Bu otelin bana ait olduğunu gösteren bir evrak. Olur mu canım? Otel bizim. Ben daha bugün Galip Bey'den oteli aldım. Tüm paramızı ona verdik. Kumarbaz Galip. Demek sizi de çarptı. Kumarbaz mı? Kumar masalarında evini satan, donunu satan, hatta karısını satan şerefsizler gördüm ben. Galip Bey de otelini sattı. Şimdi asıl sorum şu. Siz mi siktir olup gidersiniz? Yoksa ben mi sizi siktir edeyim? Kaan Bey, ne yapacağız şimdi? Kocam şerefsizdi ama o altınlar benim sigortamdı be. Yattı bizim düğün. Tekne de gitti, emeklilik de ya. Benim çocuğum babasız büyüyecek abi. Lan oğlum saçmalama lan. Yok abicim. Benim şu anda net birini öldürmem lazım. Ben hapse gireceğim ya. Adam haklı abi. Kimseye güven olmuyor ki bu devirde. Mahvettin bizi Kaan ya, mahvettin. Mal gibi ortada kalmak dedikleri bu olsa gerek. Kusura bakma Kaan ama sana güvenmekle hata etmişiz arkadaşım. Oğlum sen var ya, yerli malı haftasında yaşam boyu onur ödülü alan adamsın. Eşyalarını toplar tüyer bu gece. Yok arkadaş. Ben o parayı kurtarmadan bir yere gitmem ama. Ne yapacaksın Ali? Adamları mı vuracaksın Kaan'ı mı? Ya arkadaşlar bir sakin olun ya. Hani Kaan ister miydi durumun böyle olmasını? İstemezdi. Ya adam zaten şokta. Olan oldu bir kere. Ya yapmayın. Yapmayın da. Ha, adamlar manyak. Ben canımı sokakta bulmadım. Gidiyorum. Hadi buyur. Hayda. Hadi buyur. Gitmiyoruz lan otelden. Vay! K.O. Tamam K.O. Bokunu yiyip sıkma. Yo! Bin. Ne bakıyorsun lan manda gibi? Game over! Efendim bu işi çözmenin başka bir yolu vardır. Ölmeden, öldürmeden, bir sakatlık çıkmadan. Galip'in borcunu ödersin, otel size kalır. Ne kadar? 1 milyon. Tamam, bana 2 ay süre verin. Oteli işleteyim, bu borcu size ödeyeyim. 2 ay sonra öderim diyorsun yani. Evet. Sana 2 ay verirsem faiz işler, 1,5 milyon olur. Kabul. 2 ay sonra ödemezsen oteli de alır, canınızı da alırım. Kabul. Canınızı derken... Yani hepinizin canını alırım. Yo. Yo. Arkadaşlarıma dokunmayın. Bana istediğinizi yapın ama onlara sakın dokunmayın. Anlaşmamız bu. Yersen. Cumal abi gözünü seveyim beni dahil etme. Cemil kim ki? Kambersiz düğün olur mu ciğerim? Kabul. Değil. Abi ne yaptın sen ya? Sıçtı sıvıyor ne yapacak? Bakın arkadaşlar ya bu arada helva çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bu belayı başınıza ben açtım. Ve sizden çok özür dilerim. Ama biz bir yere gidemeyiz. Çünkü biz krallar kulübüyüz ya. İnşallah canım ya. Oğlum ne krallar kulübüyüz? Donumuza kadar kaybetmişiz lan. Kaan, bırak gidelim kardeşim ya. Bu adamlar tehlikeli adamlar. Ne münasebet ya. Ya bu otel her zaman krallar kulübünündü ve her zaman da öyle kalacak. Ya tamam sizi anlıyorum. Sizin gibi benim de elimde avucumda ne varsa hepsi gitti. İşte bu yüzden bu otelden hiçbir yere adım atmayacağım. Ha gideni de anlarım. Ama sizden sadece son kez bana güvenmenizi istiyorum. Şimdi, benimle misiniz değil misiniz?
sıdan korksak kaptan olmazdık anasını satayım ya. O şerefsiz kocama arayacağımı ölürüm daha iyi be. Oğlum ben nereye gideceğim ki? Benim çantam bile yok be. Bölündüğümüz kadar zayıf, birlikte olduğumuz kadar güçlüyüz. Harry Potter 2005. Evlenmeden çocuk sahibi olursam ailem zaten beni keser. Sadece beni kesmezler canım. Çarşı boyun eğmeye karşı ulan! Bundan sonra odalar her zamankinden daha temiz, yemekler her zamankinden daha lezzetli, kokteyller her zamankinden daha güzel, müşteri memnuniyeti her zamankinden daha önemli olacak. Merak etmeyin arkadaşlar, otelimizi geri alacağız. Çünkü biz Krallar Kulübü'yüz. Otel dediğin imajıyla karşılar, hizmetiyle uğurlar. İş arıyorum, var mı? Var, işe alındım. Oha! İnsan ne iş yaptığını sorar lan. Hakikaten ya. Ne iş yapacaksın, bir de kaç para istiyorsun? Kazandırdığımın %5'ini alırım. Bana para ödemediğin için de patronluk taslayamazsın. Yerden sert vurdu. Vay vay vay, sen çitleye bak. O zaman bir saniyenizi rica edeceğim. Atarlı bence. Oğlum ahlak basmasın be. Biz Krallar Kulübü olarak konuşamıyorum. Karar verdik de işe alındın. CD miydi de gerekmiyor. CD mi? CV de gerekmiyor. İşe alındın, orası kesin. De arkadaşlar şeyi merak ediyor. Yoksa ben aldım yani. Tam olarak ne iş yapacaksın? Önce şu boş odaları dolduralım. Aa, nasıl olacak o? Ne bu gürültü? Ne soruyorsun, ona sor. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bir kulun diyor, düşüşüne diyor zevk ile gülersen diyor, o kul da diyor, senin düşüşünde diyor sana aynı zevk ile güler diyor. He? Bana gülme abi, müşteriye gül. Ha. Bak gidiyorlar. Artık park sorunu var ya. Arabaları çekiyorlar hep. Bak bir tane daha çekiyorlar. Siktir benim araba. Thank you.
Pas. Pas. Neydi lan bu yemekte bu ayı? Açık büfeyi sildi süpürdü abi. En son ekmek arası baklava yaparken gördüm ayıyı. Kıtlıktan mı çıktın lan ayı? Pardon abi. Ya siz aynı ana babadan nasıl çıktınız ikiniz de ya? Şaşırıyorum ya. Şuna bak sana bak ulan. Ya kalabalığı görünce yemek kalmaz diye korkmuş. Dalmış açık büfeye hayvan herif. Abi oteli de iyi doldurdular ha. Böyle giderse bir an önce paramızı alıp işimizin başına gideriz yani. Zaten işimizin başındayız oğlum. Nasıl yani ya? Bundan sonra işler buradan yürüteceğiz. İyi de abi o kadar kalabalığın arasında o işi nasıl yapacağız burada? Bundan sonra kalabalık olmayacak. Ya ben mi anlatamıyorum acaba? Krem diyorum. Süreyim mi diyorum? Ya ben anlatamıyorum? Ya sen anlamıyorsun? Neden müşterileri rahatsız ediyorsunuz? Yok. Rahatsız etmiyorumdur herhalde. Benimkisi sadece iletişim. Bana bak ayı. Çok özür dilerim Cumali Bey. Bir de özür diliyor ya. Adam resmen maganda. Bana bak lan. Adam gibi tatilini yapacaksan yap. Yapmayacaksan... Tamam. Ben sana anlatacağım. Sen benle gel. Ne anlatacaksın be? Sarkıntılık ediyor kızlara. Lan ben şimdi sana... Hayır, ben sana anlatacağım. Ne olur hadi gel. Kusura bakmayın. İyi günler. Anlat güzelim, anlat. Anlat. Cumali kimmiş, anlat. Korkak mısın oğlum sen? Ne diyorsun sen be? Asıl sen ne diyorsun? Lan tipine bakalım da adamsındır be. Ya sen ne diyorsun be? Ne biçim konuşuyorsun? Yavaş gel, yavaş. Hızlı gelirsem ne olur? Ceza mı kesersin? O ne biçim laf ya? Ne diyorsun sen? Anlamıyorum ki. Hadi koçum hadi. Oh. İşim olmaz bundan sonra seninle. Sen bir bana baksana. Şimdi gel buraya. Beni iyice dinle. Tamam mı? Aa, bak görüyor musun? Ay, ay diş mi çekiyorlar yoksa? Ay gel gel. Dur bir dakika canım. Tamam mı? Şimdi beni anladın mı? İyi de daha önce niye anlatmadın ki bunları? Ya beni güldürme ya. Konuşturdun mu var? Ne adamlığım kaldı, ne korkaklığım kaldı. Tamam tamam, drama yapma. Ne yapmayı düşünüyorsun? Neyi? Ha. Ne yapacağız işte? Sabredeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Ne diyeyim ya? Pis adamlara bulaşmışsın. Sen şimdi parayı versen de rahat bırakmaz bunlar seni. Değil mi? Herkes doyar. Mafya doymaz arkadaşım. Ama şimdi niye öyle diyorsun ki sen şimdi? Öyle güzel güzel konuşuyorsa insan bir ferahlatır yanındakini, bir mafya falan. Biz de biliyoruz. Yani korktuğumdan değil de hani bir sürü adam çalışıyor otelde. Yalnız ne vurdun ayağına? Ne? Masaj ister misiniz? İyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelirmiş böyle. Buyur yavrum, buyur şöyle. Oda numaranız kaçtı? 333 yavrum. Hanımefendinin oda numarası 333 efendim.
Ne yapıyorsun lan sen? Kart mı çalıyorsun şerefsiz? Lan kalk. Kartları götüne sokacağım şimdi. Ne oldu lan? Abi nefesimi tuttum. Tam 8 dakikadır nefesimi tutuyorum. Niye? Şu pimpon teyze var ya. Onun odasının önünden geçerken nefesimi tutuyorum abi. Çünkü nefes sesimi duyuyor. Vay kardeşim yine manitayı yapmışsın yine. Hop. Abi ne manitası ya? Ne manitası ya? Bari sen yapma ya. Oğlum hayat bir çikolata kutusu gibidir. Açmadan içindekini bilemez. Matrix değil mi abi? Güzel film. Güzel film. Ama Forrest Gump. Olur mu abi ya? Hani Morpheus abi geliyor kırmızı mavi çikolata veriyor. Ha? Tabii Türk kahvesi, lokum. Değil mi? He, onları da veriyorum. Kardeşimlerin devreler yandı. Gel sana bir göz banyosu yaptırayım. Senin devreleri iyice karıştı. Yine mi abi? Tabii yine her zaman. Nasıl? Ay sana abi. Abi şöyle bir sevgilim olmadı ya. Olur oğlum. Şundan nasıl? Yakınlaşıyor mu abi? Yakınlaşır oğlum. Şu sarışın abla. Olur. Yakınlaştır abi. Ha yakınlaştır abi. Yakınlaşır abi. Yavaş. Makineye de cenabet edeceksin. Yakınlaştır abi. Küpe diyorum. Lan! Oha! Ne oldu? Dövüyorlar adamı abi. Vurdular. Aynen. Cumali Bey, lütfen. İnanır mısın? Dün gece aynısını söyledim ben bu yavşağa. Lütfen dedim. Ama dinlemedi. Ya bıraksanız adamı, manyak mısınız? Onu da söyledim. Manyak mısın be arkadaşım dedim. Kumar borcu, namus borcu dedim. Kim demişse bu manyağı borç yiğidin kamçısıdır diye. Yanlış anlamış. Bir yanlış anlaşılma oldu. Gitmeyin. Yanlış anlaşılma var. Böyle şeyler hiç olmaz. Bir yanlış anlaşılma oldu. Animatör grubumuzu alkışlıyoruz. Melek desem melek diye, şeytan desem şeytan değilsin. Olur bazen öyle. Bu akşam bir planın var mı? Aslında var. Eski sevgililerim aradı. Beraber Felek Tam'la gece geçirelim dedik. Sevgililerin? Yani eski sevgililerim derken hepsi değil. Öyle birkaç kişi toplanıp Felek Tam'la gece geçireceğiz. İstersen sen de gel. Ha yok, size iyi eğlenceler. Niye gülüyorsun? Dur, neye güldüğümü sana hemen göstereyim. Hatta dur, bunda ben de olayım ya. Tamam, bitti mi eğlence? Yok, ben buna daha 6 ay gülerim. Bu arada akşam yemek teklifini kabul ediyorum. Neyi? Beni yemeğe davet etmeyecek miydin? Ha yok ya, bizim Derya'nın mutfakta bayağı bir başı kalabalıkmış. Ona yardımı gider misin diye soracaktım. Bahşişin %5'ini sana vereceğim. Peki. Sedef. Yine ne var? Ya şu anı ölümsüzleştirmek istiyorum da. Çok özür dilerim. Bu karede ben de olabilir miyim? Değil mi? Fotoğraf çekinelim. Bitti mi eğlencem? Belki. Ama istersen bu gibi fotoğraflara önümüzdeki 6 ay boyunca birlikte bakabiliriz. Şapşa. Sedef. Akşam yemek yiyor muyuz? 9'da. Efendim. Chardonnay. Fransa'nın Burgonya bölgesine ait olup
dünyanın en çok tercih edilen beyaz üzüm çeşitlerindendir. Farklı iklim... O kadar ezber yaptım, hayatta bırakmam bitirmeden. Farklı iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi ve yetiştiği iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi ve yansıtabilmesi açısından en çok kullanılan şaraplık üzümlerdendir. Oh be. Teşekkürler Ayten Hanım. Ne demek balım, ne demek. Ne demek efendim, afiyet olsun. Tamam ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne zahmet ettiniz? Ay ne zahmeti ayol, hiç öyle şey olur mu? Ne zahmeti efendim, afiyet olsun. Çalan Haydar abi mi? Sen benim hiç kullandığımı gördün mü? Ve buraya staj yapmak için geldiğim yıldan beri buradayım. Benim hayatımın tek bir rengi oldu. Bu da bu otel. Ben aslında hiçbir yere ait olmadım hayatta. Nerede değilsem sanki oraya aittim. Biraz yürüyelim mi? Tamam, kalkalım. Ama şarabımız da al. Tamam, o zaman ben bardakları alayım. Ya bırak, o kadar da kibar olma. Tamam. Haydi abi gel. Gelmişsin. Haydi abi, tamam bitti. Haydi. Odama bir tabak çilek istiyorum. Yalnız pudra şekeri bol olsun. Odama bir tabak çilek istiyorum. Pudra şekeri bol olsun. Cır cır ol inşallah. Allah'ın kırsalı. Çamaşırıydı, ütüsüydü derken bir de oda servisi çıktı başımıza. Ama bir de şeker şükür yapmışlar. Allah senin yapmasın. Koca tabağı yiyecek ayı. Saadet zamanı avluya doğru oturmuşuz. Sen ve ben. Endamımız çift. Suretimiz çift. Ruhumuz tek. Sen ve ben. Bulandıran palavralardan azade, gamsız bir keyif. Sen ve ben. Sen ve ben. Ne sen varsın, ne de ben. Bir olmuşuz aşk elinden. Kaybolun lan bana! Neden aklından geçeni yapmıyorsun? Neymiş aklından geçen? Ben.
İyi. Bir gittin geldin sen. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyi. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Değil mi ya? Evet, hakikaten çok güzel bir geceydi. Oldu o zaman. İyi günler. Oldu. Görüşürüz. Kal. Bir daha aklından geçin yap. Neymiş o aklımdan geçen? Artık çok geç olan. Değil mi? Düzenliyoruz. Bakire kızlarla. Bakire kızlarla olmayınca olmuyordu değil mi o? Bakire kız mı? Neyse. Kızlardan rapor isteyecek değiliz ya. Şimdi bir ay sonra duyurusunu yapıyoruz. Domates olur, biber olur, patlıcan olur. Bir şeyin güzelini seçeceğiz işte. Tantuni. Tantuni. Tamam. Duyuruyu yapıyoruz. Kişi başı 100 lira alıyoruz. 100 lira alsak 1000 kişi başvursa 100 bin lira yapar. Of, paraya bak. Tamam. Hatta biz birinciye 100 bin lira verirsek daha çok kişi başvurur. İyi de o zaman aldığımızı vermiş olmuyor muyuz? Yok olmuyoruz. Çünkü neden? Jüri biz oluyoruz. Bizden birini seçeceğiz. Süper. Evet, bizden birini seçeceğiz. Ya öyle bir ayda bu saatte öyle olmaz ki öyle yarışma. Yapılır. Bal gibi yapılır. Herkes nasıl yapıyor biz de yapacağız. Hemen duyuru yapıştıracağız. Reklam yapıştıracağız. Bitti. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi hallederim. Tamam. Ya iyi de bir şey soracağım. Birinci kim olacak ki? Saçların arkadayken pek güzel olmuyor. Öyle dursun onlar. Bir de ışığı kapasın. Kim lan? Ulan acaba bir şey oldu mu lan? He? Çok. Bir şey olmamıştır herhalde. Ben fena girdim mi? Yok girmemişim herhalde. Allah. Çok önemli duyurusudur. Ben güzelim. Yok ben daha da güzelim. Yok ben ondan daha da güzelim. Yok benim güzelliğim hepsini on basar taş gibiyim diyorsanız bu yıl birincisi düzenlenecek olan birinci geleneksel Tantuni güzellik yarışmasına katılın diyor. Katılım bedeli 100 liradır. Amma ve lahi. Büyük edin 100.000 liradır. Yani güzelseniz katılın diyorum. Daha da başka bir şey demiyorum. Böyle bir şey de böyle şeyler çare var. Çok güzel bir şey. Güzel. Güzel. Evet.
Otel bir güzellik yarışmasına ev sahipliğine hazırlanıyor. Tantuni güzelini seçileceği yarışmaya ilgili olmuş. İşin en ilginç tarafı ise jüri üyelerinin tamamının otel çalışanlarından oluşturulması. Ne yani, biz şimdi jüri mi olacağız? Vay anasını be. Harika abi. Ulan güzellik yarışmasında bir gün jüri olacağım hiç aklıma gelmezdi ya. Aşk olsun aşkım ya, böyle gösteri gösteri seviniyorsun ama. Ya biz böyle ne kadar çabuk çıktık televizyonlara falan, nasıl oldu bu iş? Twitter'ımı bitir akıllım. Tamam, ben sana bir şey soracağım ya. Ha abi. Ya ben Sedef Hanım'ı seçmezsem de paradan olursak? Abi sen çıktın. Oh, Allah razı olsun, ben bu kazmalığı %100 yapardım ya. Gel lan buraya. Şu kaktüsleri görüyor musun? He? Seç bakalım dik olanlardan biri. Bu. Aman abi. Yavaş abi. Abi! Adamı reddetteceği bir kaktüsleri oturttular be. Abi biz nasıl kurtulacağız bu adamlardan ya? Vallahi paralarını vereceğiz, kurtulacağız. Şimdilik başka yol görünmüyor. Ne oluyor lan burada? Vallahi abi güzellik yarışması yapıyorlar. Güzellik göreceli bir iş. 90-60-90. Kadınlara dayatılan en zalim ölçü birimi. Pas. Pas. Hadi lan, sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz? Full as. Ya nedir bu güzellik yarışmasında hikaye? Vallahi abi, parayı toplamak için her yolu deniyorlar. Peki kıytırık bir yarışmadan ne kazanırlar ki bunlar? Vallahi memlekette enayi dolu abi. Bence 300-500 toplarlar. Yollarını keselim mi abi? Gerek yok, toplasınlar. Bizim için o güzelim paraları bir araya getirsinler. Yalnız siz takip edin. Zamanı geldiğinde... Floş. Hamlemizi yaparız. Değil mi? Aha, abi açsana onu. Şu. Aa, açtım. Bak bu yeni gelmiş abi bak. Aa, yeni gelmiş abi. Bir bardak içimlik su. Oo, hop çuçulara tıkala. Ay, yakınlaştırsana abi. Nasıl? Yakınlaştır, yakınlaştır. Ananı sikeyim. Bu nereden çıktı ya? Bu nasıl hissediyor beni abi? Oğlum yemin ederim aranızda bir telepati var. Alo. Geliyorum abi. Nereye abi? Seçmeye. Ben? Sen gelmiyorsun oğlum. Nereye abi? Sen tıkıl, ben geliyorum. Yakışıklı. Teyze yapma şunu teyze ya. Teyzen kurban olsun sana. Yeter ki ilkin ben olayım. Kaç para istiyorsun söyle. 50 bin vereyim, 100 bin vereyim. Ya ilkin ne ya, para ne ya, başka ne? Adım Sedef Altun, 23 yaşındayım, yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Sedef Hanım çok güzel katılıyorsunuz. Benim merak ettiğim bir şey var. Acaba erkek arkadaşınız var mı? Hayır, yok. Görüştüğünüz biri de mi yok? Hayır, yok. Flört ettiğiniz biri? Birisi ilgileniyor ama bilmiyorum. Sedef, kim? Ay, kimse olduğunu... Onlar. 10 yaz. 10 yazılı. 2 kere 10 yazabiliyor mu? Nereli bunlar acaba?
seçtik be. Of, iyi seçtik vallahi ya. Güzel seçtik, güzel. Yalnız bayağı seçtik ha. Evet, biz düzenliyoruz. Arıyoruz. Gerçekten mi? Tabii efendim. Ben. Derya ben. Tabii bekliyorum efendim. Tabii efendim. Görüşmek üzere efendim. Şş, ne oluyor? Yarışmaya sponsor olmak istiyorlar efendim. İyi de niye Derya dedin ki? Deryacığım, ben şimdi yarışmada yarıştığım için bu adamla görüşemem. Dolayısıyla bu adamla sen görüşeceksin. Aa, hayatta görüşemem ben. Saçmalama. Yapar. Yok, görüşemem. Yapamam. Ben sana her şeyi öğreteceğim. Yapar mıyım yani? Rahat ol. Vallahi mı? Yok artık. İnsanlar en değişken tür ciğerim. Ne demişler? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa. Biz de konuştuk. Koklaşmayı da geceye bıraktık. Nasıl yani? Eğitim ciğerim, her şeyin başı eğitim. Sistemden uzak, bağımsız, özgür, özgün soru soran, bulduğu cevaplarla kendini geliştiren. Siz ne ara İngilizce öğrendiniz de iletişime geçtiniz? Hayat okulu der ki balım, öğrenemiyorsan öğreteceksin. Haydi kızlar. Ben çok sevgicim Ali. Birinci beni yapacak. Rakı güzel. Dünya güzel. Cumali birinci beni. Hayır, beni yapacak. Hocam, kimse de yapacak. Lan oğlum, ne yaptınız lan? Yani Cumali abi, sen göm dedin, gömdük abi. Lan oğlum, adamı ters gömmüşsünüz lan. Yani abi vallahi farkında değilsin ama çok konuşuyordu. Ya oğlum, düzeltin şu adamı ya, düzgün gömün ya. Hadi. Saygılar abi. Do you like to drink? What is your recommendation, Honey Bunny? Honey Bunny çok güzel zıkkımı kükünü yapar. Tavsiye ederim. Duyan Honey Bunny, Honey Bunny diye geliyor. Hanımefendiye bir zıkkımın kökü. Abi. Sedef. Erkek değil misiniz? Hepinizin köküne kibrit suyu be. Benzin döküp yakacaksın, benzin. Ben ne yaptım şimdi aşkım ya? Bana bak Ali, konuşma. Zaten hamileyim şimdi, bütün öncesini senden çıkarım. İki saattir bakıyorsun, gördüm gözünü oyalım. Ya hanımlar, bu ne şiddet ya? Bu ne hiddet ya? Neden acaba? Kim bu kadın? Miss Ashley. Çok açıklayıcı oldu kan. Üçüncü kez sormayacağım. Kim bu kadın? Evet, kim bu kadın kan? Evet, kim bu aşifte? Hı? Laf ağzımdan aldın Deryacığım. Her zaman Sedefciğim, ne zaman istersen. Aman, ahende karıların dayanışması başladı. Güzellik yarışmamızın son yarışmacısı, Ashley. Sana üçüncü kez sormayacağım demiştim Kaan. Sıkmayın lan. Fuat, Fuat, Fuat! Saçmalama Derya. Ben Kaan'ın yularını çektim. Bu ona yeter de artar bile. O şıllığın saçlarını yolayım mı kız? Boş ver şimdi. Biz işimize bakalım. Gülümse. Gülümse. Niye kızım? İnsan olur olmadık yere güler mi? Hiç kafayı yedin iyice ya.
Hoş geldiniz Hilmi Bey. Merhaba hanımefendi. Çok zevksiniz. Merhaba ciğerim. Alo Kaan. Efendim Ali. Oğlum bir tane adam geldi. Evet. Otelin imar planını çıkarıyormuş. Evet. Ağaçları falan kesecekmiş oğlum. Evet. Abi sen ne yapıyorsun ya, iyi misin dedim. He. Olumlu dedi. Ne dedi? Olumlu. Alımlı mı dedi? Oğlum olumlu ya. Kim kesecekmiş ağaçları be? Abi sen kimsin ya harbiden? Cumali'nin patronuymuş lan bu. Kestirmem ben ağaç falan. Kestirmez abi. Lan bir Greenpeace'çiyle eksikti, o da oldu tam oldu. Oğlum bu nasıl bir kız lan? Sen nasıl kızsın? Alo. Ağaçları kesmek de nereden çıktı? Ben ağaç falan kestirmem. Olumlu olumlu. Efendim, otelimize hoş geldiniz. Eğer bir arzunuz emriniz olursa ben her zaman için emrinizdeyim. Teşekkür. Yala yala. Kamil Bey gece yarışmadaki kızlardan birini istiyor odası. Tabii ki. Bu gece size Eşli Hanım eşlik edecek. Ben size Eşli Hanım'ı tanıştırayım. Hi honey, I'm Eşli. Oh, strong. I love strong men. No, I too. Abi, Kamil Bey'in odası hazır. Kamil Bey, geceleyin bir parti veriyoruz. Şeref konuğumuz olursanız çok seviniriz Kamil Bey. Olumlu, olumlu. Cenk, buradayım abi. O ne lan? Kamera. He, böcek işini ne yaptın? O iş tamam abi. Hangi iş? Böcek işi. He. Tamam canım, tamam bebeğim. Öpüyorum. Neredesin sen? Nerede olacağım kızım? Tabii ki Hilmiciğimleydin. Hilmiciğim. Evet, Hilmiciğim. Ne olmuş ki? Ya neyse, bırakın şimdi bunları. Siz asıl havadisleri duymadınız daha. Daha ne havadisi olsun şekerim? Hilmiciğim. Oteli kurtardık, gadasını aldıklarım. Hilmiciğimden sonra 3 sponsor daha geldi. Para tamam yani. Hadi be. Şurada ağaçları kesen birileri vardır. Ay affedersin sevgilim. Topu atar mısın? Ne? Sevgilim mi? Ay sen neler yapmışsın öyle kumlarla? Kumlarda hiçbir şey yapmadım ben. Yapmışsın işte şekerim. Kumlar, kumlar. Kumda oldu kumrular. Gömelim mi abi? Vuralım mı abi? Kaktüsleri oturtalım abi. Celallenmeyin oğlum. Yaşlı kadın. Atın topunu gitsin. Nermin. Hadi rahat bırak şekerim gençleri. Aldın zaten alacağını. Ay, aldım değil mi? Çiftli böcekleri aktif hale getirelim. Güzel. Ah ulan para, gözün kör olsun be. Şu güzelliğe bak be. Tipe bak, tipe bak. Peh. Anneciğim, karı nerede lan?
Hassiktir, öldürmüşler herifi. Bunlar bir iş çeviriyorlar ama ben çözerim bu işi. Bir arşive bakmak lazım. Ondan sonra bizim Kaan abi var. Çalışkan çocuk, seviyorum. Gel dedi ki işte, Cemil dedi, ben bir kulüp kuracağım dedi, Krallar Kulübü. Yardım eder misin dedi. Ederim dedim abi, niye dedim, oteli alacağız dedi. Aldık, para da var. Ama biz para için yapmıyoruz bu işi. Maksat eğlenmek. Kaan, nothing. I got nothing. He only says positive or negative. It's a dead end. Dead end? For him. What? 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 Sedef. Kusura bakmayın. İlk kavganızı bölüyorum ama Kaan Bey'le önemli bir hususta konuşmam gerekiyor. Can you excuse us, honey? Of course, honey. Bye. Sen bir gelsene benimle. Canım, bana biraz müsaade eder misin? Tabii sevgilim. Sevgilim. Sakın geç kalma, gece uzun olacak. Sen beni genelliyorsun. Diğer erkekler gibi sanıyorsun. Oysa ki değilim. Bak, hayır, sözümü kesme. Ben sana eşliyle aramızda hiçbir şey olamayacağını zaten söylemişim. Sen kalkmışsın, bir de kızın yanında bak. Kıza diyorsun ki, pardon, sizin ilk kavganızı bölüyorum ama onu almam lazım. Kaan, falan. Sen neden bahsediyorsun? Bizim sorunumuz bu değil şu an. Ne? Sponsorlardan biri anlaşmayı iptal etti. Vergi borcumu varmış, neyi varmış? Senin anlayacağın bize para ödemeyecek. Sedef, sen ne diyorsun ya? Yani şimdi sponsor çekildi. Hani bizim onca emeğimiz, onca çabamız boşa mı gidecek Sedef? Böyle bağırıyorsun be! Ya tamam aşkım, bağırmıyorum! Tamam aşkım be! Tamam be! Aa! Ne kadar işimiz kalıyor? 100 bin. 100 bin. Gitti otel. Otel, güle güle. Otel gitti. Tamam ya, bir sakin. Halledeceğiz. Ya nesine sakin olayım ya? Bana niye sakin ol diyorsun? 100 binden bahsediyoruz burada Sedef. 100 bin. Tamam. Bak daha 24 saatimiz var. Hadi yürü. Tartuni Güzellik Yarışması'na hoş geldiniz. Şimdi alkışlarınızla güzellerimizi sahneye davet ediyorum. Güzellerimize bir soru soracağız. Bakalım ne cevaplar verecekler. Ashley. Hello. Ashley, if you have a magic wand, what do you want to change? I think world. World. Yes. Thank you. Thank you, Ashley. Elinizde sihirli bir asanız olsaydı eğer, neyi değiştirmek isterdiniz? Elimde sihirli bir asa olsaydı eğer, o asayı alıp senin günahını... Şimdi tabii her güzel şeyin bir sonu var ve bu geceyi de sonlandırması, noktalandırması için çok sevgili jüri başbakanımız Kamil Bey'i sahneye davet ediyorum efendim.
Sen oyunu Sedef'e vermedin mi abi? Ben Sedef'e verdim de Ali sen nereye verdin oyunu? Ben Sedef'e verdim abi. Ben artık konuşmayacağım. Neden? Çünkü büyüklerim dururken bana laf söylemek yakışmaz. Para nerede? Ay, aynı şerefsiz kocam gibi Nemrut. Ablacığım Allah için bir sus. Abi bak, vallahi bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bak ben hamileyim. Çocuğumun başı için ne olur bize bir şey yapma. Para nerede? Kandadır. Kan nerede? Oğlum sus. Daha kaçtı. Çocuğum ben nereden bilelim arkadaşım biz Kaan'ın nerede olduğunu bilsek şu an bu burada böyle olur muyduk ha? Ne oluyor burada be? Geç lan şöyle. Para nerede? Para Kaan odasında kasada. Da? Kaan nerede? Bak bacım kasada para yok. Kaan kesin paralarla birlikte uçtu gitti arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Çarşı mafyaya karşı! Beşiktaş ulan! Abi sen de o elindeki silahı Sedef'e ve arkadaşlarıma doğrultmazsan çok sevinirim. Ha bir de the person you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Neredesin sen? Tuvalette. Bu sempatik gidişatı böldüğüm için kusura bakmayın kumrular. Ama hala para ortada yok. Para burada. Allah aşkına alın da artık yakamızdan düşün ya. Ben saydım ama siz yine sayın. O silahı da şey yaparsak artık Ceylan'da olur. Para nasıl tam ya? Nasıl başardın? Ha? Aklımdakini yaptım. Aklımdakini yaptın. Sinyal geldi tamam. Tamam. Gel gel buraya. Gel gel gel. Everybody freeze. İşte bundan söz ediyordum. Ashley. Interpol'den. Bunlar da uluslararası bir suç örgütünün Türkiye ayağı, değil mi? Arrestim. Sen gel buraya, gel. Gel, gel, gel. Oo, Bayan Ashley. Birkaç güne kalmaz çıkarım. Bunu unutmam. Unutturmam. Dur, dokunma. Sorry, Khan. I did what I can, but I'm afraid there is not enough evidence to lock them up for good. What is it? Bunun içinde onları ömür boyu içeride tutacak deliller var. Ne o? İlk filmim diyelim. İzleyince anlayacaksınız. My first movie. Watch it, watch it. Bu arada ben bir kısa film çekeceğim de oynamak ister misiniz? Face direkt dışarı. Direkt size senaryoyu yollayayım. Teşekkür ederim. İskoçya'nın evlatları. Adım William Wallace. Fred!